Türkiye Barolar Birliği ve barolarımız niçin bu anayasa halk oylaması sürecinde sahada huzurlarınıza gelip vatandaşları bilgilendirmeye çalışmaktadır? Türkiye Barolar Birliği ve baroların kanuni görevidir anayasayı anlatmak. Maddeleri de söyleyebilirim ama boş ver. 110, 76 falan. Avukatlık kanununda açıkça yazıyor. Bunu çalış, değerlendir, meclise anlat, hükümete anlat, cumhurbaşkanına anlat. Onlar anlamazsa millete anlat. Onlar anlamadığı için millete anlatıyor. Halk oylamasına sunulacak bir kanun paketinin, yani anayasanın hiç kuşkusuz anlatılacak yeri halktır. Artık çünkü meclisin elinden çıkmıştır. Bu bizim kanuni vazifemiz. Bu vazife sadece bizde var. Elbette vatandaşlık vazifesi olarak, yurtseverlik vazifesi olarak bunu üstlenen çok sayıda kurumumuz var. Ama kanunen bunu yapmakla görevli olan tek kurum Türkiye Barolar Birliği ile her biri bağımsız olan barolarımızdır. Şimdi salondan bir kardeşim bana şu mektubu verdi. Bunlar benim düşüncelerim değil ama sizin uyarılarınızı aktardığım bazı kişiler ki bunlar evet kampanyasını yürütenler sizin hakkınızda şunları söylüyorlar. Birinci soru şu, Diyarbakır'da PKK cenazesine neden katıldınız, neden PKK'ya yaklaştınız? Bunu söyleyen, af buyurun hanımefendiler, şerefsiz oldu şerefsizdir. Biz PKK'ya yanaşamayız. Biz PKK'yla aynı kaldırımdan yürüyemeyiz. Şimdi bu Öcalan'ın İmralı notları. 27. sayfa. Sırrı Süreyya Önder ayrılırken soruyor. O günlük ayrılırken. Başkanım her şeyi konuştuk. Masada başkanlık da var. Talimatınız. Başkanlık sistemi düşünülebilir. Başkanlık sistemi düşünülebilir. Şimdi birileri çıkmış. PKK hayır diyormuş da mışmış da mışmış da. Şimdi dikkat buyurun. 22. sayfa. Buraya konulan çekinceleri kaldıralım eyalet gelir. Eyaletin altyapısını 123-124'te kurmuş. Peki bu çekinceleri tek başına kim kaldırmaya yetkili bu anayasaya göre? Hadi girin bakalım. Cumhurbaşkanı. Tek başına. Ne meclis ne anayasa mahkemesi. Denetimi yok. Meclise sormasına gerek yok. Bakana bile sormasına gerek yok. Tek başına bu çekinceleri kaldırma yetkisi Cumhurbaşkanı'na verilmiş. Şimdi tutmuşlar birileri PKK bunu istemiyor diyor. Ve biz bunu açıkladığımız için bize diyorlar ki sen PKK'lısın, sen FETÖ'cüsün, başka bir terör örgütü bulsalar onu da yapıştıracaklar.